Evet, iyi akşamlar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ohm yasasını işleyeceğiz. Ohm yasasıyla beraber en çok sorulan sorulardan bir tanesi akım paylaşımı ve değerli arkadaşlar akabinde voltmetre ve ampermetre değerleriyle birlikte lambaların parlaklığını sizlerle birlikte işleyeceğiz inşallah bu 40 dakika içerisinde. Öncelikli olarak konumuz ohm yasası olarak belirledim ama önemli bir konu, cidden önemli bir konu. Anlamadığınız yerler olursa lütfen bize yazın. Biz bunu dikkate almam lazım, ben bilginiz olsun. Tamam mı? Sormak istediğiniz sorular varsa şimdi sorabilirsiniz. Yoksa hemen derse başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. 40 dakikada bir net, kesinlikle bir net cepte diyorum değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun, tamam mı? Buna dikkat edin. Bu bizim için önemli bir ders olarak kenara not alalım değerli arkadaşlar. Başlayalım. Evet. Öncelik olarak elektrikten sizlere kaç soru geliyor? Elektrikten size 3 tane soru geliyor. Bazen çok kolay sorular soruyorlar. Bazen kenarda, kıyıda kalmış sorular soruyorlar. Ama son zamanlarda ciddi manada özellikle son 200 soruya baktığım zaman ben bilgisayar öğretmenlerine yani sizlere sordukları sorular değerli arkadaşlar kolay sorular geliyor. Ben de bu kolay soruları sizler için dedim ki bir tane net yapabilir miyiz diye bugün sizler için değerli arkadaşlar slaytımda yer verdim. Lütfen anlamadığınız yeri bize hocam bir daha anlatır mısınız demek değerli arkadaşlar bizim için daha iyidir. Bir de sorun anlamadığınız yerleri bize ifade edin. Önemli olan odur. Aşağıda değerli arkadaşlar. Evet. Ohm yasası. Nedir değerli arkadaşlar ohm yasası? Hocam senin için ohm yasası şu olmak. V eşittir I çarpı R olmalı derler arkadaşlar. V nedir hocam burada? Potansiyel farktır derler arkadaşlar. I akım. R direnç değerli hocam. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir iletkene siz potansiyel fark uygularsanız o iletkenden akım geçer derler arkadaşlar. O iletkenden akım geçer. Bunun en güzel tanımı budur değerli arkadaşlar. Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark değerli arkadaşlar o iletkende ne oluşturur? Akım oluşturur. Şu formülü bileceksin. Niye bu formülü bilmek zorundayım? Sen nasıl Newton hareket kanunlarında F eşittir MA'yı biliyorsan, bunu biliyorsan B eşittir I çarpı R'yi de bilmek zorundasın. Yani. Bu bizim için önemli. Hemen bunu yazdıktan sonra ne yapıyorum değerli hocam? Bir tane sizlere soru açacağım. Bu soruyu birlikte çözelim değerli arkadaşlar. KLM dirençlerine ait gerilim akım grafiği şeklinde verilmiştir. Buna göre KLM dirençleri seri bağlandığında eşdeğer direnç kaç olur diyor. Şimdi değerli hocam, daha yeni yazdığım formül neydi? V eşittir I çarpı R idi derler. Şunun için hemen baz alalım. Güzel bir soru değerli hocam. Bunun voltajı 20, akımı 2. Gözünü seveyim. RK ne olur değerli arkadaşlar buradan? RK 10 olur derler arkadaşlar. 20'yi 2'ye bölüyorum. Ne çıkar? 10 çıkar. Çünkü R'yi bulmak için ne yapman lazım senin? R eşittir V bölü I demen lazım. Şimdi L'ye bakıyorum. L'nin şu kestiği herhangi bir yere alıyorum. İster burayı al, ister burayı al. Fark etmez. Hemen ne diyeceğim abi? Şunun direncini 10 buldum abi. Şunun direncini ne yapacağım? 20'yi 4'e böleceğim. 20'yi 4'e bölersem bu RL'nin direnci arkadaşlar kaç gelir buradan? 5 gelir abi. Ve şimdi M'ye bakıyorum. M'nin direnci ne gelir? 20 bölü 8'den ne gelir? 2,5 gelir derler arkadaşlar. 2,5 gelir. Sonuç olarak seri bizden ne istiyor? Seri bağlamamızı istiyor. Yani eşdeğer direnç ne gelir buradan? Bunları seri bağlarsanız ne yapmanız lazım? 10, 5 ve 2,5'u ne yapmanız lazım? Direkt toplamanız lazım. Buradan cevap ne gelir değerli hocam? 17,5 gelir değerli hocam. Cevap buradan 17,5 gelir. Gelir o yıl. Devam edelim.
Şimdi burası çok önemli. Akım direnç paylaşımı Ohm yasasından çıkacak soruyu çözmek için çok önemli. Şuraya kadar sormak istediğin bir soru varsa sorabilirsin değerli hocam. Senden herhangi bir soru gelirse bekliyorum. Gelmezse devam edeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Akım direnç paylaşımı neden önemli? Hocam, akımın paralel kollarda paylaşımı bilinmesi gerekiyor. Çünkü seri bağlı yerlerde sıkıntı yok. Mesela şuradan geçen bir akım aynı zamanda buradan geçecek, aynı zamanda buradan geçecek. Ama paralelde sıkıntı yaşıyoruz. Peki bu sıkıntıyı nasıl giderebiliriz? Şimdi buraya bakacağız. Burada direnciniz eşit olsaydı, 6'ya 6 direnç olsaydı, senin 10 amperin ne yapardı değerli hocam? 5, 5 diye ne yapardı? Ayrılırdı. Burada sıkıntı yok. Burada problem yok. Bu tamam. Dirençler eşit olduğu zaman ne yapacaktır? 2'ye böleceksin ya da 3 tane varsa 3'e böleceksin. Problem yok burada. Şurada sıkıntı var abi. Dikkatle durayım burayı. Şurası 6. Şurası 3 diyorum değerli hocam. Buradan bir akım göndereceğim. Ne göndereyim abi buradan? 12 amper göndereyim. 12 amper gönderirsem ne olacak? Bakalım buraya. E hocam 12 amper gönderdim. 6-6 paylaşmaz mı? Paylaşmaz. Niye paylaşmaz? Çünkü eşit değil abi. Şimdi akımlar dirençlere paylaşılırken dirençlerle ters orantılı olarak paylaşılır. Mesela 6 3'ün kaç katı? 2 katı. O zaman buradan A geçerse buradan ne geçmeli? 2A geçmeli. O zaman toplam kaç A'mız var bizim? 3A'mız var. 3A 12'ye eşit olursa A buradan ne gelir değerli arkadaşlar? 4 gelir. Şuraya 4'ü yapıştırırım. Şuraya da 8'i yapıştırırım. Yani 6'dan 4 geçerken üstten ne geçecek abi? 8 geçecek. Çok önemli bir an. Burası acayip önemli bir an. Ohm yasasından soru yapmak istiyorsan senin buraya hakim olman lazım. Akım ne yapacak abi? Dirençlerle ters orantılı paylaşacak. 6'dan A geçiyorsa 3'ten ne geçmeli? 2A geçmeli. O zaman ne olur? 3A 12'ye eşit olursa A ne gelir buradan? 4 gelir galiba hocam. A4 gelirse 6'dan 4, 3'ten de ne gelir? 8 gelir. Anlamadığım bir yer var mı? Anlamadığım bir yer varsa lütfen bana yardımcı olur musun? Hocam anlamadım dersen ben bir örnek daha çözmek istiyorum. Evet. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Mesela şurada direnci ne yapayım? 10 dedim. Buradaki direnci de arkadaşlar 15 verelim. Şuradan da değerli arkadaşlar ne gelsin? 15 amperlik bir akım gelsin. Ne yapacağım abi? Ters orantılı paylaşım yapacağım. Yani 10'dan ve 15'ten ters orantılı paylaşım yapacağım. Şimdi 10 ile 15 nerede buluşurlar? 30'da buluşurlar hocam. O zaman buraya ne diyeceğim ben? 3A diyeceğim. Buraya ne diyeceğim ben? 2A diyeceğim. Toplam kaç A'mız var? 5A'mız var. 5A 15 ise A buradan ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Yani buradan geçecek akım 9'dur. Buradan geçecek akım nedir değerli arkadaşlar? 6'dır değerli. Lütfen buna dikkat et. Bu bizim için önemli bir an. Akım paylaşırken dirençlerle ters orantılı paylaşım yapar. Buna dikkat edersen samimi söylüyorum soruyu çözersin yani. Başka da bir şey söylemiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar buradan. Şöyle bir soru var mesela. Çıktı. Ah bu soruyu sordu sana fena. E soruyor abi sormuyor bu soruyor. Vallahi soruyor ya. 2 sene önce vah diye böyle soru sordu. Soruyor. Peki ne yapacaksın? Önce bu sorularda değerli arkadaşlar bir kere bır yazacaksınız. Bır yazdım abi.
Benim voltajım buradan ne hocam? 20. Bu tamam. 20'yi yazdım. Sonra ne yapacağım? R'yi bulacağım. Nasıl bulacağım R'yi? R'şi bulacağım. Yani eş değer direnci bulacağım. 4 ile 12 paralel bağlamış. Görüyor musun? Ne yapıyorduk biz onu? 4 çarpı 12 diyorduk. 4 artı 12 diyorduk. Ne gelir? 48 bölü 16. Yani ne gelir buradan? 3 gelir. Buradan gelecek direnç 3'tür. 2 de buradan var. O zaman ne gelir abi buradan? Toplam direnç 5 gelir. O zaman buradan akım ne çıktı değerli arkadaşlar? 4 çıkar. Hocam akımımız 4 çıktı. O zaman ampermetreden ne geçer burada üstad? 4 geçer. 4 geldi abi. 4 geldi. Akımı paylaşacağım. Peki nasıl paylaşacağım akımı? Daha yeni anlattığım ters orantılı paylaşacağım. 4'ten ne geçecek? 3A geçecek. 12'den ne geçecek abi? A geçecek. Toplam kaç A var burada? 4A var. 4A eşittir 4 ise A ne gelir buradan? 1 gelir. O zaman şuradan geçen akım kaç olur abi? Şuradan geçen akım kaç olur? 3 olur. Aşağıdan geçen akımda ne olur burada? 1 olur. Voltmetreyi bana soruyor. Voltmetreyi nasıl biliyorsunuz? Direnç ile geçen akımı çarparak biliyorsun. Ne gelir buradan 3 kere 4? Bu da sana 12 volt gelir. Gördün. Anlamayan üstadım varsa lütfen bu soruyu bir daha anlatabilirim. Lütfen anlamadığınızı lütfen bize ifade ediniz. Sessiz kalmayınız. Yitirsiniz anlamıyorum yani. Var mı sıkıntı burada? Var mı sıkıntı değerli arkadaşlar? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah üstad. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yani bunlar önemli hocam bizim için. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakayım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Evet. Devam ediyorum hocam. Bu soruyu çözdükten sonra devam edeceğim. Şimdi bir tane de soru bize alalım hocam buraya. Bakalım bu soruyu nasıl yapacağız. Hazırsanız soru yazmak istiyorum buraya. Şuraya 6. Şuraya 3 yazıyorum. Şöyle yapalım. Şuradan 4 olsun. Şuradan değerli arkadaşlar 12 olsun. Tamam. Şu ampermetre değerini bana soruyor. Ampermetre değerini değerli arkadaşlar bulacağız. Voltajı da buraya yazdım. Ampermetre değeri kaç gösterir? Şimdi voltaj yazmam için ne yapmam lazım? 2, 12. Şuraya da ne yapalım? 48 volt verelim. Ampermetreden kaç geçer? Gelin beraber hesaplayalım. Ne yapacağım? Önce vır yazacağım. Vır yazmam lazım. Vır yazacağım. 48'i buraya yazdım. Bu tamam. Sonra eşdeğer direnç. 6 ile 3'ten buradan ne gelir gözünü seveyim? 6 çarpı 3. 6 artı 3. 18 bölü 9'dan ne gelir burası? 2 gelir. Şuradan ne gelir değerli hocam? Hemen bunu da hesaplayalım. 4 çarpı 12, 4 artı 12'den ne gelir? 3 gelir. O zaman ne oldu hocam burası? Ne geldi burası? 2, 3 daha ne geldi buradan? 5 geldi. O zaman akımımız ne olur değerli arkadaşlar buradan? Akımımız burada birazcık ne çıkar? Küsürlü çıkar. Çıksın abi. Çok da önemli değil yani. Ne gelir? 9,6 gelir akımımız. Bu tamam. Şimdi ampermetredeki değeri istiyor benden. Şuradan 3A geçer. Buradan ne geçer abi? A geçer. Hocam 4A neye eşit olmalı? 9,6'ya eşit olmalı. 4A eşittir 9,6 ise A buradan ne gelir değerli arkadaşlar? 2,4 gelir. Yani şu ampermetreden geçen değer ne olmalıdır? 2,4 olmalıdır. Bu kadar. Olay bu. Başka bir olay yok. Bunun tabii ki zor soruları var ama biz yine ne yapacağız? Adım adım ilerleyeceğiz değerli arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer varsa yardımcı olmak istiyorum. Devam ediyorum değerli hocam. Anlaşılmayan bir yer varsa lütfen sorabilirsiniz. Devam ediyorum hocam. Size bir tane zor soru sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Piyasadaki zor sorulardan bir tane soralım.
Şuraya voltmetreyi çakayım değerli arkadaşlar bir tane. Şöyle yapalım. Şuradan. Şöyle. Tamam. Şurası 6 olsun. 6 olsun. 6, 6. Hocam şuraya bir tane ampermetre bağlayacağım. Tamam. Şuraya da değerli arkadaşlar bir tane voltmetre bağlayacağım. Evet. Şimdi neyi soruyor bana burada? Bana şurada ne yapalım? 36 volt diye. Ampermetre burada kaç değerini gösterir? Voltmetre kaç değerini gösterir? Teker teker bulalım. Evet. Şimdi hemen ne yapıyorsun hocam? Vır yazıyorsun arkadaşlar. Vır yazıyorsun. Senin ben buradan kaç? 36. Bu tamam. Şimdi dirence bakacaksınız. Hocam ampermetre seri bağlanmalı. Paralel bağlanmamalı. Paralel bağlanırsa senin buradaki altını ne yapar? Kısa devre yapar. Kullanılmaz hale getirir. Dolayısıyla eşdeğer direnç ne olur hocam? Şuradan bana 3 gelir. 6, 3 daha ne olur derler arkadaşlar buradan? 9 gelir. Dolayısıyla senin buradaki akımın ne gelir derler hocam? 4 gelir. Şimdi ana koldan akım çıktı 4. Çıksın. Buradaki 4 şuradan mı geçmeli yoksa buradan mı geçmeli? Tabii ki akım dirençsiz yolu tercih eder. Dolayısıyla buradaki akım 4 amperlik akım nereden geçmeli? Ampermetreden geçmeli. Ve bu ampermetrenin gösterdiği değer ne çıkar değerli arkadaşlar? 4 çıkar. 4 buraya geldi. 4 kere 6'dan buraya ne yazarsınız? Değerli hocam 24 voltu ne yaparsınız? Yazarsınız. 4 akım buraya geldi. Buradan 2, buradan 2 gider ve tekrar burada ne yapar değerli arkadaşlar? 4 diye birleşir değerli hocam. Bilginiz olsun. Bununla ilgili hocamı dinliyoruz. Hocam ampermetredeki 6'yı neden iptal ettik? Çünkü iptal etmemizin sebebi şu. Ampermetre hiçbir zaman paralel bağlanmaz. Bak niye iptal ettik biliyor musun? Şuraya akımı A diyorum. Akımı A diyorum. Akımı A diyorum. A. 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 Yani burada altılık direnç ne yaptı? Kısa devre yaptı. Ampermetre ne yapmamalı? Paralel bağlanmamalı. Eğer sen bir direnci ampermetreyi paralel bağlarsan o direnci ne yaparsın değerli hocam? İptal edersin. Yani kısa devre yaparsın. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani şunu söyleyebilirsin bana. Altının direncin yanında hocam kısa devre yapmaması için A ise B olmalı. A olursa değerli hocam ne olur? Kısa devre olur. Bu yüzden değerli arkadaşlar bu önemli bir soru var. Bu soruya dikkat etmeniz lazım. Şimdi yazacağım iki tane daha soru var bununla ilgili. Bu iki soruyu da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Lütfen bu soruya bakar mısınız? Evet. Bakalım. Hocam şimdi şöyle bir şey yapalım. Biraz şuraya 6 diyelim. Şuraya 3 diyelim ben hocam. Şuraya da 2 diyelim. Üçlü bir tane direnç verelim şuraya. Tamam. Şuradan bir tane direnç olsun. 4. Şuradan da bir tane direnç olsun. 4 olsun değerli hocam. Şuraya da voltmetreyi çakalım. Tamam. Şuradan da bir potansiyel var. Yani voltmetre bağlamak istiyorum. Voltmetreyi bağladım. Şimdi değerli hocam. Buradan da 30 voltu buraya bağlıyorum. Diyor ki adam. Ampermetreyi de şuraya bağlayalım. Ampermetre de şurada olsun. Tamam mı? Ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerleri ne yapmanız lazım? Bize ifade edin diyor. Yani. Ne yapacağım? Önce formülümü yazacağım. Formülüm neydi benim? Bırrrr derler arkadaşlar. Bırrrr. V'yi ne yazıyorum burada V'yi? 30 yazıyorum. Derler. Bu tamam. Hocam üçlü dirençlerde ne yapıyorsunuz? Önce şu ikisini hallediyorsunuz. 6 kere 3. 18 bölü 19 bölü 9'dan buradan ne gelir abi? 2 gelir.
2 kime gelir değerli hocam? 2 çarpı 2 bölü 2 artı 2. Ne geldi buradan? 1 geldi. Şimdi voltmetreyi hiçbir zaman, bak değerli hocam, voltmetreyi hiçbir zaman seri bağlayamazsın. Sen voltmetreyi seri bağlayamazsın bak. Ampermetreyi paralel bağlayamazsın. Voltmetreyi seri bağlayamazsın. Dolayısıyla bu voltmetreyi buraya seri bağlarsan bu dördü yok edersin. Bu dördü kullanılmaz hale getirirsin. Anlatabiliyor muyum değerli üstadım? Bir, dört de buradan var, beş. Bunlar bizim için önemli değerli hocam. Toplam direncim 5. O zaman akım ne gelir hocam buradan akım? 6 gelir. 6 ile yola çıkıyorum. Çıktım. Ne yapacağım? Şuradan A gidersem, buradan 2A, buradan da 3A giderim. Toplam kaç A değerli arkadaşlar burada? 6A eşittir 6 ise A ne gelir buradan? 1 gelir. Yani şuradan 1 bir akım geçer. Buradan 2 akım geçer. Buradan da 3 akım geçer. Yani ampermetreden kaç akım geçer değerli arkadaşlar? 3 akım geçer. Sonuç olarak 6 akım buraya geldi. Buradan akım geçemez çünkü voltmetrenin iç direnci çok yüksektir değerli hocam. Dolayısıyla 6 buradan geçmedi. E bu voltmetre kime bağlı? Üstteki 4'e mi? Hayır. Alttaki 4'e bağlı. 4 kere 6 buradan ne gelir değerli hocam? Ne gelir üstad buradan? 24 gelir değerli. Dolayısıyla voltmetrenin ölçeceği değer de buradan 24 olur değerli arkadaşım. Tamam mı? Yani bunlar piyasanın en zor soruları. Seninle paylaşmak istedim. Bir tane daha sorumuz var. Ama sormak istediğin bir yer varsa sorabilirsin. Sen anladıysan ya da anlamadıysan lütfen bana bir hatırlatma yap derler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol derler. Al bakalım. Devam edelim. Devam edelim. Bir soru daha geliyor değerli hocam. Hemen bir soru daha geliyor. Ya, al bakalım. Evet. Şurası 3. Şurası 6. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ampermetreyi şuraya yapalım. Şunu da geri alayım. Evet. Ampermetreyi buraya bağlayacağım. Şimdi akım şuraya da bir direnç bağlayalım. Şurası ne olur? 4'e 12 olsun. Şöyle kollarımızı da şöyle yapalım. Ama şimdi akım hangi yönde kaç değerini gösterir? Akım iki yönde mi gider? Bir yönde mi gider? Ve kaç değerini gösterir? Yasanın en deli, en zor sorularından bir tanesi budur arkadaşlar. Şimdi buna göre ne yapacağım? 4, 12 diyelim. Değer vermem lazım buradan. 5, 60 voltu buraya yazalım. 60 voltu buraya yazdım. Evet. Ne yapacağız? Önce yapacağımız tek bir şey var. Nedir o? Bırı yazacaksın. Yazıyorsun bunu. Senin voltajın kaç volt? 60 volt. Bu tamam. Direncin ne gelir buradan? 6 ile 3'ten direnç ne gelir değerli arkadaşlar? 2 gelir. 4 ile 12'den ne gelir değerli hocam direnç? 3 gelir. 2, 3 daha ne olur hocam? 5 olur. Dolayısıyla buradaki akım hangi değeri gösterecektir? 12 değerini gösterecektir. Şimdi akımımız burada 12 değerini gösterecektir. Bu tamam. Şimdi 3'ten 2A geçerse 6'dan ne geçer? A geçer. Yani 3A eşittir 12 ise A buradan ne geçer? 4 geçer. Dolayısıyla buradan geçecek akım 8'dir. Buradan geçecek akım 4'tür. Bunları yazdım. Bunlar cepte. Şuraya yazıyorum. Şuradan 3A geçiyorsa buradan ne geçer? A geçer. 4A eşittir 12 ise A buradan ne gelir? 3 gelir. Dolayısıyla buradan 3 geçerken buradan ne geçmeli? 9 geçmeli. Şimdi senin buradan 8 geliyor var.
Senin yukarıdan 8'in geliyor ama buradan ne geçmedi? 9 geçmedi. O zaman ampermetreden yani şuradan sana kaç gelmeli hocam? 1 ampermetre. Yani bir akım geldi. Yani dolayısıyla ampermetre bir yönünde bir gösterir derler. Ampermetre burada bir yönde ne yapar derler hocam? Bir yönünde bir verir ne yapar? Gösterir derler hocam. Bu kadar. Allah ben varsa yardımcı olabilirim. Allah ben varsa yardımcı olabilirim. Yani şuraya 4 geldi. E buradan 3 geçiyorsa demek ki buraya ne gitmeli? 1 gitti. Demek ki ampermetre derler arkadaşlar. Yukarı yönde bir değerini ne yapmalı? Göstermeli derler arkadaşlar. Bu sorular güzel sorular değerli hocam. Hocam üstünden geçebiliriz. Bir daha mı anlatalım? Onu mu diyorsun değerli hocam? Bir daha anlatalım mı? Sorunun yani. Bir daha anlatalım. Tamam bir daha anlatalım. Şimdi değerli hocam, toplam direncin 5 olduğu ile ilgili bir sıkıntı yok galiba. 3, 6'dan ne geldi bana? 2 geldi. 4, 12'den ne geldi? 3 geldi. Toplam direncin 5. O zaman akımımız ne olur bizim ana koldaki akımımız? 12 olur. Ana koldaki akımımız 12 olur. Buraya 12 geldi. Bak buraya 12 geldi. 12 geldi. Şuradan 2A. Buradan da A geçer mi? Çünkü 6 3'ün 2 katı ya. 3'ten 2A geçmeli. 6'dan A geçmeli. Toplam kaç A var burada değerli hocam? 3A var. 3A 12 ise A ne geçer buradan? 4 mi geçer? O zaman 3'ten akım kaç geçer buradan? 8 geçer. Buradan kaç geçer hocam? 4 geçer. Üstadım buraya kadar bir sıkıntı var mı? Teşekkür ederim. Hocam 4'ten 3A geçer. 12'den A geçer. Toplam 4A var. 4A 12'ye eşitse A buradan ne geçer derler hocam? 3 geçer. A da buradan 3'tür. O zaman aşağıdan 3 geçer. Yukarıdan ne geçer derler hocam? 9 geçer. Sonuç olarak şurayı biraz daha toparlayayım. Üstten 8 geldi. Şurada ampermetre var değerli hocam. Sağa doğru ne geçiyor buradan? 9 geçiyor. Ya ne yapmalı? Ne yapmalı burada? Ampermetreden yukarıya doğru ne gelmeli hocam burada? 1 geldi. 8 ile 1'i topluyorum. Kaç olur hocam burası? 9. Şimdi anladın mı üstad burayı? Sıkıntı var mı? Üstadım, sıkıntı var mı? Yeni arkadaşlar sizden bir fikir alıyorsunuz. Niye fikir alıyorsunuz? Yatar da fikir değerli arkadaşlar. Anlamadığınız eller varsa lütfen yardımcı olalım ya. Hadi bakalım. Devam edelim o zaman. Parlaklığı değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin hem TET'de hem ÖABT'de en çok sevdiği konulardan birisi lambaların parlaklığıdır. Değerli hocam, sormuş olduğu soruların %99'u değerli arkadaşlar, özdeş lambaları sorarlar. Peki buradan ne anlamanız lazım? Ben onu anlatacağım size. Hocam, özdeş lambalar dikkate alındığı zaman kolay. Ama farklı dirençlerden lambalar alınırsa değerli arkadaşlar, o zaman ne yapacaksınız? Lambanın gücüyle konuşacaksınız. Mesela, ben özdeş lambalardan gideceğim. Üç tane özdeş lambamız var. Şurada X lambası var. Burada Y lambası var. Hocam, yukarıda R var sadece. Hocam, aşağıda ne var? 2R var. Fotoğrafa. O zaman R'den 2I akım geçerse buradan ne geçmeli abi? I geçmeli. Ters orantılı ya. Sonuç olarak Y'nin parlaklığına P derseniz hocam Y'nin parlaklığı P derseniz R'nin parlaklığına ne demeniz lazım arkadaşlar? Kaç P demeniz lazım? Fikir olan var mı? Hocam 1'e P diyorsan 2'ye 2 mi demeniz lazım? Kaç parlak yanar sizce burada? Fikir olan var mı? Fikir olan yok.
Hocam bakayım. 2 olmaz. 2 olmaz. 2'nin karesini alacağım. Çünkü gücün formülü neydi? E kare çarpı R değerli hocam. Çünkü R sabit olarak alınacak. O zaman buraya ne dersiniz değerli hocam? 4B dersiniz. Bilginiz olsun. Bu benim için önemli. Yani bu benim için çok önemli. Bu bir. Devam edelim. X, Y ve Z. Şimdi değerli hocam, burada en parlak yanan lamba hangisidir? En parlak hangi lambaya da değerli arkadaşlar? Fikir olan var mı? Bir yazsanız gözünü seveyim. Bir yazın da hadi. Hocam fazla ilerlemeden tekrar eder misiniz? Duyamadım. Neyi duyamadınız? Tabii ki. Tabii ki. Neyi duyamadınız? Şu 2, 4, 4 olayını mı diyorsunuz? Medine hocam. Parlaklığı. Tamam hocam. Parlaklığı. Tamam hocam. Şöyle yapalım. Şimdi Medine hocam buraya bakar mısın? Bak hocam buraya bir. Şimdi akımı biz paralel kollarda paylaştırdık ya. Hani 2, 1 ve 3 dirençler var. Görüyor musun hocam? Hemen şu mavi kalemle yazıyorum bak senin için. Şurada 2R var total. Burada R var. Burada ne var değerli hocam? 3R var. Şimdi Medine hocam. 2, 1 ve 3'ün ortak katı ne olur değerli hocam? 6 olur diyor. X'ten kaç akım geçer hocam X'ten? X'ten kaç akım geçer? 3 akım geçer. 1'den kaç akım geçer? 6 akım geçer. Total aşağıdan kaç akım geçer değerli hocam? 2 akım geçer. Dolayısıyla buradaki en parlak lamba hangisi yanar derdi hocam? En parlak lamba hangisi yanar? Tabii ki Y lambası. Hocam niye Y lambası parlak yanıyor? Çünkü üzerinden daha fazla akım geçiyor. Sevgili üstadım, sevgili Medine üstadım. Burada bir sıkıntı var mı? Yani burada X, Y, Z'nin parlaklıklarıyla ilgili Y'nin çok parlak yandığını, en parlak yandığını anlamadığım yer var mı hocam? Onu söyle bakalım. Bir önceki yeri ben sana anlatacağım. Onda sıkıntı yok. Burada sıkıntı var mı? Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Şunu söylemişim daha önce hocam. Dedim ki bak. Şurada bir lamba var dedim. Şurada iki tane lamba var dedim. Tamam. Şuna X lambası, buna da Y lambası dedim. Şimdi yukarıda sadece R var. Aşağıda total olarak 2 R var dedim. Buradan I akım geçerse buradan 2 I akım geçer dedim. Dedim ki Y'nin parlaklığına P derseniz çünkü Y'den I kadar akım geçiyor. X'in parlaklığına ne dememiz lazım? 2'nin karesi yani 4P dememiz lazım. Hocam niye 4P diyorum? Çünkü lambaların parlaklığı gücüyle orantılıdır. Peki gücün formülü neydi üstad? I kare çarpı. R'ler aynı R abi. E ne olur 2'nin karesi 4 olur. O zaman buna ne dersin? 4 parlak dersin. Yani şuna parlak derseniz şu ne olur abi? 4 parlak. Yani. 4 kat kadar parlak olur. Burayla ilgili bir sıkıntı var mı hocam? Sevgili Medine Üstadım, burayla ilgili bir sıkıntı var mı? Var mı bir sıkıntı burada? Sen sağ ol hocam. Ne demek? Sen sağ ol üstadım. Teşekkür ederim. Devam edelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Önemli yerlere devam ediyorum. Şurayı hemen çiziyorum tekrar. Tamam. Bir dakika hocam. Hemen şurayı alalım. Tamam. Şuraya aldım. Tamam. Şuraya aldım. Şu X lambası, bu Y lambası, bu da Z lambası. Değerli hocam, değerli üstadlar, ne yapacağım burada? Bunlar özdeş lambalar, ne yapacağım? Hocam, şu lambayı bu lambayı çekip alıp, bu lambayı alırsanız, bu lambayı alalım. Lambayı sökelim, tekrar bağlayalım. Lambayı söküp bağlarsanız, X'in
yeğenin ve zeynin parlaklığı nasıl değişir? Şu lambayı iptal edeceğim abi. Bu lambayı iptal edersem ve tekrar bağlarsam ne olur hocam? Ne olur? Yeğenin X'in ve Z'nin parlaklığı ne olur? Bir şey söylemeniz lazım. En azından Z için bir şey söylemeniz lazım. Hani Z'nin olduğu yerde direnç ne oluyor hocam? Z'nin olduğu yerde direnç ne yapar? Z'nin olduğu yerde direnç ne yapar? Azalır. Yani buradaki lambayı alırsanız, yok ederseniz, buradaki direnç başlangıçta 3 R'ydi. Neye düşer abi? 2 R'ye. Z artar. Evet, teşekkür ederim. Z'nin parlaklığı artar. Bunda sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Paralel olan X ve Y'lerin parlaklığı ne yapar değerli hocam? Değişmez. Paralel olanlarda ne yapmaz? Değişmez. İster 1 milyon tane lamba tak şuraya. Bak. İster 1 milyon tane lamba tak. İster hepsini sök. Tamam hocam. Hepsini sök. Şurada bir tane lamba kalsın diyelim. Ne yapmaz? X'in ve Y'nin parlaklığı değişmez. Hemen bununla ilgili bir soru yazacağım. Buraya bakın bir. Şurada bir lamba var. Tamam. Şurada bir lamba var. Şurada bir reos da var. Reos'u kocaman çizeceğim. Hemen şöyle aldım. Reos'u buraya getirdim. Hoppa! Bak buraya hocam. Buraya bak. Reos'u buraya getirdim. Tamam. Bunlar özdeş. X, Y ve Reos'ta. Hocam Reos'ta ok yönünde giderse X'in parlaklığı ve Y'nin parlaklığı nasıl değişir diye. X'in parlaklığı ve Y'nin parlaklığı nasıl değişir diye bir soru soracağım. Şimdi bir kere Reos'tanın çekilmeden şuradaki direnç nedir? Şu mudur abi? Evet budur. Hemen bunu ok yönünde çekersen buradaki direnç ne yapar hocam? Artar. Yani total olarak buradaki direnç artar. Direnç artarsa Y'nin parlaklığı hocamın dediği gibi Y'nin parlaklığı azalır. O zaman X'in parlaklığı ne olur değerli hocam? X'in parlaklığı ne olur değerli hocam? Gözünü seveyim. Ne olur? Değişmez. Ne olur? Paralel. Ne olur? X'in parlaklığı ne olur? Değişmez abi. Çekinme ya. Yaz gitsin. Yanlış olsun ya. Boş ver. X'in parlaklığı olsun değerli hocam. Değişmez. Bu kadar değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bak samimi söylüyorum. Buradan bir soru gelir hocam. Buradan bir soru gelir bak. Seninle ne yaptım? 10 yasasını sana cümlelerle ifade ettim. Sonra piyasadaki güzel soruları seninle paylaştım. Ampermetre voltmetreleri teker teker buldum. Ampermetreyi paralel bağlanacak, voltmetreyi seri bağlanacak, lambaların işlem görmediğini anlattık. Daha sonra Önsemen'in en çok sevdiği, işte bu konu anlattıktan sonra lamba parlaklığını seninle paylaşacağım. Değerli hocam bu sene önemli. Bak, niye önemli biliyor musun? Benim bir sloganım var. Ya. Slogan şu. Fizik yaparsan AYT'de derece yaparsın. Fizik yaparsan öğretmenlikte atanırsın. Bu yüzden değerli arkadaşlar biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Sizin için fazlasını yapacağız. Yapmak istiyoruz. Allah rızası için sizler de lütfen süreklilik akabinde inşallah bizlere katılırsınız değerli arkadaşlar. Sizlerle güzel bir yolculuğumuz olur. Elimizden gelenin fazlasını yaparız. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Ciddi manada teşekkür ediyorum. Derse katıldınız, bizi yalnız bırakmadınız. Bir soru bir soru adı altında değerli arkadaşlar. İfade ettim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizler de öğretmenlerimsiniz. Sizler de inşallah değerli arkadaşlar en kısa sürede inşallah AVT sürecini birlikte atlattıktan sonra atandıktan sonra değerli arkadaşlar inşallah niyetinde yerini alırsınız. Öğrencilerinizle kavuşursunuz. Sizlerin de değerli öğretmenler gününüzü kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere değerli arkadaşlar. İyi akşamlar değerli hocam. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi bakalım. İyi akşamlar değerli hocam.